İkinci fen yazılısına hazır mıyız Tonguç Hoca? Hayır hocam. Çok güzel bir şekilde hazırlanacağız ve bu ikinci yazıyı da çok güzel bir şekilde halledeceğiz. Tonguç, bir kere yazı notlarımız çıktı. İkinci yazılı özelinde, sadece ikinci yazılıya özel bir kitapçığımız var. Onu da göstermek istiyorum sana. İçinde Türkçe, matematik, fen, inkılap, İngilizce, hocam? Din. Bütün dersler var ve hepsinin yazılıda çıkacak. Hatta burada kesin çıkar. Buradan soru gelir. Aynı zamanda işte yazılda sorulur kısımlarıyla beraber seni gerçekten de sınava net bir şekilde hazırlayan ilk kaynağımız, hayırlı uğurlu olsun. Bunu Türkiye'deki tüm kitapçılardan, tüm Tonguç kitapçılarından alabilsin. Bak, açıklamadaki linkte ve i butonunda kendine yakın olan kırtasiyeyi bularak alabilsin. Bu ayrı. Şimdi geldik, bugün ne yapacağız? Bugün biliyorsun ikinci yazılıda Tonguç herhalde benim ilk konulardan da çıkabilir diyerekten bir süper hızlı, bak söylemek istiyorum, süper hızlı bir konu tekrar ediyorum. Roketimsi mi? Aynen, roketimsi. Ünite 1, ünite 2 zaten ilk yazımıza vardı. Ünite 2'nin son kısmı ikinci yazılının konuları, özellikle bu konu son kısmı ve daha doğrusu bu konu, özür dilerim. Ardından Tonguç Eladım ikinci yazılımın temelleri basınç olacak Tonguç Eladım Bey. Basınçlı bir yazılım. Aynı zamanda madde ve endüstri olacak. Yani bu iki ünite çok ağırlıklı olacak. Dolayısıyla biz buna birazcık... Soru çözmeyeceğiz mi hocam? Soru çözmez olur muyuz? Saçmalama. Tabii ki sorularımız var. Arkasından gerçekten de bu yeni konularla alakalı sorularımız da geliyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu sorular yazılıda çıkabilecek tarzda sorular hazırladık senin için. Yazılılar geliyor. Ve yazılıya prova olarak olması için ve senin sınava tam hazırlanman için. Ama öncesinde tabii ki bir konuları gözden geçirmemiz gerekiyor ki zaten yazılı notları senin cebinde daha doğrusu çantanda çok az yer kaplayacak ve tüm derslerin olduğu kitapçığımızda da sen bunları hepsini tekrar götüreceğim. Bütün okullara göre yaptık. Hani birazcık daha geniş aldık konuları ama sonraki konuları da arkaya koyduk ve ona göre çok güzel dizayn ettik. Hiç merak etme. İkinci yazılıya bu kaynakla çalışabilirsin. Şimdi hemen hızlı bir şekilde hatırlıyorsan bu konudan daha az soru gelecek ikinci yazı. Onu da söylemek istiyorum. Ama mevsimlerin oluşumunun dünyanın eksen eğikliği 23 derecelik hatırlıyorsan ve dünyanın güneş etrafında dolanma hareketine bağlı olduğunu bileceğiz. Sınavda gelirse bu ikisi gelebilir. Çünkü hani birazcık daha az soru geleceği için bundan ve 21 Haziran'ın bizim için yaz ama güney yarımküre için kış olduğunu, 21 Aralık'ın bizim için kış ama güney yarımküre için yaz olduğunu, yani bizim derken Türkiye için demek istiyorum, 21 Mart'ın bizim için ilkbahar ama güney yarımküre için sonbahar, 23 Eylül'de bizim için sonbahar ama güney yarımküre için ilkbahar, yani güney ve kuzey yarımkürede mevsimlerin ters işlediğini, bunun da dünyanın güneş tarafından gelen ışınların gelme açısına göre değiştiğini, açı ne kadar dik olursa o kadar sıcak olduğunu bilmemiz gerekiyor Tonguç Hanım. Hava olaylarının belli bölgede kısa süre içerisinde oluşan olaylar. Kar tatili gelir mi hocam? Gelebilir, tabii ki gelebilir. İnşallah gelir diyorum. İklimin ise Tonguç Hanım uzun süreler boyunca gözlemler yapılması sonucunda ortaya çıkmış veriler. Yani Akdeniz iklimi, işte bir karasal iklim gibi böyle geniş bölgelerde kapsayan olduğunu ve şunu unutmamız gerekiyor. İklimin durağan ve sabit ve kesin veriler ama hava olaylarında günden güne değişen meteoroloji dediğimiz, zaten meteoroloji hava olayı, iklimse klimatoloji, onu unutmayalım. Geldik Tonguç Eren, benim DNA ve genetik yok. Bundan daha az soru geleceği için daha az değindim. Şimdi DNA ve genetik koda baktığımız zaman Tonguç Hanım, DNA'nın yapısını bilmemiz gerekiyor. Kalıtımı bilmemiz gerekiyor. Cinsiyet belirleme, akraba evliliği, bunlar genel şeyler. DNA'nın yapısında kedi geni sıralaması olduğunu, kromozomun en büyük, sonra DNA, sonra gen, sonra da en küçük de nükleotit parçasının ve nükleotitin de paşa bahçe gibi, yani fosfat şeker bazdan oluştuğunu ve nükleotit yapısında aslında adenin, timin ve guanin ve sitozin vardır ve bunlar da at Galatasaray'a, yani adete Falcao. Ne diyorsun saçmalama. Yine transfer hocam, tam bir kazma. Guaninle sitozin birbirle eşleşiyor ve birbirleriyle böyle bağlanıyorlar Tonguç Öladım benim. Onu da bilmemiz gerekiyor. Tabi S yerine de C yazabiliyoruz. Peki geldik, tabi bunlar işin daha ilk kısımları ama burada kalıtımla alakalı soru gelme ihtimali daha yüksek. Baskın büyük harf, çekinik küçük harf Tonguç Hanım benim. Farklı karakterlere göre baskın ve çekinik değişebiliyordu. Bezelyelerde düz veya buruşuk olabiliyordu. Düzlük buruşukluğa baskın mesela. Tohumda sarı renk, yeşil renge baskın mesela. Ve bunların genotipleri de dikkat et. İkisi de aynı mı? Aynı. İkisi de farklı büyüklükte. İkisi de aynı. İkisi de aynı olanlara saf döl, yani homozigot. İkisi de farklı olanlara melez, yani heterozigot diyorduk. Bunu da unutmayalım. Ve baskın her zaman çekiniği yener.
Peki bunun babası kimdi hatırlıyorum sen kalıtım babası. Mendel. Harika, tebrik ediyorum. Mandaldan hatırlayacaktık. Evet. Evet, tebrik ediyorum. Bezelyeleri mandalla asmaya çalışan deli adam. Aynen. Saçmalama, dünyanın büyük bilim adamlarından bir tanesi. Kalıtımı yani biyolojiyi matematiksel hesaplarla bir araya getirmiş, çok önemli bir olay. Mutasyon dediğimiz şey aslında canlının genetik yapısında olan değişimler. Bak, gen yapısında değişim varsa, yapısı değişir derse eğer mutasyon, gen işleyişi değişir derse, modifikasyon dediğimiz olay oluyor diyeceğiz Tonguç'um. Mutasyona radyasyon neden olabilir, kimyasal maddeler, tarım ilaçları, zehirli gazlar sebep olabilir ve genin yapısı değişir. Eğer bazıları kalıtsal, bazıları kalıtsal değildir. Kalıtsal olanlar üreme hücrelerinde olursa kalıtsal olur, üreme hücrelerinde olmazsa kalıtsal olmaz, yani çocuklarına aktarılmaz. Modifikasyona baktığımız zaman sıcaklık, beslenme ve güneş ışığı gibi faktörler, yani dış faktörler yüzünden genlerin işleyişinde. Mesela bak, bronzlaşmışsın. Aa. İşte bu bir modifikasyon örneğidir Tonguç Öğren Bey. Veya kraliçe arı değil, işçi arı. Aynı şekilde kraliçe arı olabilmesinin sebebi beslenme çeşididir. Mesela sıcaklık Himalaya tavşanlarında siyah tüy çıkmasına yol açabilir gibi farklı şeyler var. Geldik işte ikinci yazılı konuları, artık bundan sonra gerçekten de şekilleniyor. Dananın kuyruğunun koptuğu yere geldi evet, diyebilir miyiz hocam? Evet, tebrik ediyorum. Hemen bir dana sesi alalım. Tebrik. Bir de buzağı sesi alalım. Ama kedi mi kaçtı bu buzağın? Yani kediyle yavruları evet, takıldığı için biraz. Tebrik ediyorum. Şimdi bir kere adaptasyon dediğim şey adapte olmak, yani uyum sağlamak. O bulunduğu ortama uyum sağlamak demek. Mesela kutup ayısı neden beyaz renk derse bu adaptasyon diyeceksin. Veya çöl tilkisinin neden büyük kulakları varsa bu adaptasyon. Veya kaktüsün neden iğne yaprakları varsa bu adaptasyon. Oradaki sıcağa, oradaki susuzluğa adapte olabilmek demek. Kutup tilkisi de oradaki beyaz ortama adapte oluyor, beyaz olduğu için. Ve bunların her birisi aslında yaşam şansını arttırıyor. Ve doğal seçilim dediğimiz şey ise canlıların, bireylerin, güçlü olanların ayakta durup zayıf olanların mortanzi olması diyoruz. Varyasyona baktığımız zaman bir sürü çeşit canlı var. Siyahı da var, beyazı da var ve bunlar doğal seçilim sayesinde ortamlara adapte olabiliyorlar. Ve biyoteknolojiye baktığımız zaman Tonguç, ne demek bu biliyor musun? Biotechnology. Aynen, süper özetledin gerçekten. Böyle İngilizce söyleyince tanımlayanmış gibi oluyor. Canlılarla ilgili teknolojik ilerlemelerin gösterildiği bir bilim dalı Tonguç Öğren Bey'im. Biyoteknoloji aslında genetik mühendisiyle beraber çalışıyor. Genetik mühendisinde gen tedavisi yapılıyor. Türlerin ıslahı yapılıyor, klonlama yapılıyor, gen aktarımı yapılıyor, aşılama yapılıyor ve biyoteknoloji de işte ilaç üretimi, meyveli yoğurt üretimi ve aşıların üretimi gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor genetik mühendisle beraber çalışarak. Geldik artık basınç. İkinci yazının dinamolarına geldik. İkinci yazıların aslında temellerine geldik şimdi artık. Basınç dediğimiz şey, ben böyle bastırıyorum. Inç. Aynen. Inç. Aynen. Bir daha basıyorum. Inç. Süper. Ya ben bir bastırdığım zaman ınç diye ses çıkması basınç. Yani bas ve ınç sesi al demek. Saçma sapan bir espriden sonra üçe ayrılıyor. Katılarda, sıvılarda ve gazlarda basınç. Katılarda bilmemiz gereken şey iki faktöre bağlı. Yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Çok enteresan bir şey. Yani ben mesela Tonguç Öğren Bey, bana bir tane normal kalem verebilir misin? İnsan kalemi var mı böyle? Yani bu büyük kalemlerden değil de. Şimdi Tonguç bak, sana çok basit bir örnek vereceğim aslında. Harika. Ben mesela şu kalemi aldım. Gerçekten çok çirkinmiş gerçekten. Şimdi bak, şu kalemi aldım ve buraya bastırdım. Bak, bu bastırdığım zaman ne oluyor biliyor musun? Elime az batıyor ama şöyle bastırdığım zaman daha fazla girdiğini zaten gözlemleyebiliyoruz. Hatta şöyle böyle vahşet. Odaklanmak istiyorum. Elime odaklandık mı? Harika, bak acıttı. Bak şimdi şuraya bastırıyorum. Fazla acımadı. Elimde iz bırakmadı. Geri döndü elim. Ama şuraya bastım. Kan gelecek hocam. Aynı kuvvetle bastırıyorum. Bak iz bıraktı. Demek ki basınç dediğimiz şey aslında yüzey alanı fazla olduğu zaman, bak burası fazla, burası küçücük. Yüzey alanı fazla olunca basınç azalıyor. Çok dikkat edelim. Burada ters orantı var. Ama ağırlık arttıkça da basınç artıyor. Doğru orantı var. O yüzden mesela buradaki basınç buradaki basınçtan fazladır. Buradaki basınç buradaki basınçtan fazladır. Yani böyle incecik bir yerde topuklu ayakkabıyla yürüdüğümüz zaman zaten içeri gömülürüz. Basınç fazla olduğu için. Sıvı basıncına baktığımız zaman derinlikle doğru orantılı Tonguç Öğren Bey'im. Yoğunlukla da doğru orantılı. Mesela KLM'de 3 tane açtığımız zaman, delik açtığımız zaman buradan bu kadar fışkırırken bu su, buradaki su
daha az fikir. Neden? Çünkü bunun derinliği az. Derinlik ne kadar fazla olursa o kadar fazla basınç vardır, unutmayalım. Aynı zamanda su ve zeytinyağını koyduğumuz zaman suyun yoğunluğu zeytinyağından daha fazla olduğu için bu noktadaki basınç aynı derinlikte olmalarına rağmen daha fazladır diyebiliriz. Kapalı kaplardaki gazlardaki basınca baktığımız zaman her tarafta aynıdır. Kapalı kapta gaz basıncı kabın içinde her yerde aynıdır. Açık hava basıncı ise çok farklı bir şey. Kim bulmuştu bu açık hava basıncını, hemen söyleyeyim size? Mendel. Hayır, saçmalama. Torricelli denilen bir İtalyan bilim adamı bulmuştu ve çok enteresan civalı bir deney yapmıştı ve bu civanın 76 santimetre yükseldiğini buldu. Çok enteresan ve bununla bilim tarihimize geçti. 76 santimetre çok yüksek civayı yükseltmek için gerçekten de. Ve ne kadar kuvvetli basınç olduğunu sen buradan anla. Ve yukarı doğru çıktıkça açık hava basıncının azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü Tonguç Erhan'ım, çok basit. Yukarı doğru dağın tepesinde senin üstündeki hava daha azdır. Çünkü atmosfer kalınlığı, yani dünya buysa Tonguç Erhan'ım, etrafında atmosfer var. Ve burada bu kadar gaz var, değil mi Tonguç Erhan'ım? Evet hocam. Sen buradayken, senin üstünde bu kadar hava varken, sen bir dağın tepesinde buraya çıktığın zaman senin üstünde bu kadar hava var. Dolayısıyla buradaki ağırlık, buradaki ağırlıktan daha fazla. Demek ki havanın da bir ağırlığı var. Geldik artık son konumuz olan, daha doğrusu son ünitemiz olan madde mühendisliği. Çok geniş bir ünite. Burada biz tabii birinci dönemin sonuna kadar aslında bu ünitenin sadece bir kısmını bitireceğiz. Bu kısmında da periyodik sistemler, sistem elementleri sınıflandırmak ve aynı zamanda da kimyasal değişimler var. Ve ondan sonra zaten birinci yazılı, ikinci yazılarımız geliyor. Milli Eğitim'in müfredatına göre tabii ki. Tabii biz yazılı notları kitabımızda onu da söylemek istiyorum. Bazı okullar daha ilerlediği için asitler bazları ısının maddeyle etkileşimini de koyduk. Bu üniteyi bitirdik. Hani garanti olsun diye sizin hoca daha fazla ilerledi diye ilerlemişse eğer. Ama biz ona rağmen yine eski konuları da koyduk içine. Merak etmeyin. Dolayısıyla tam hazırlanmış bir kaynaktan bahsediyoruz. Madde mühendisliği, periyodik sistemi kim buldu? Mendel. Hayır, bir sürü adam yardım etti. Döbereyner üçlü sistemleri buldu. Newland sekizli oktavlar yasası gibi müzik notalarına benzetti. Ama sonrasında Mendeleyev denilen bir adam artan atom kütlesine göre sıraladı. Sonra Moser'e dedi ki yok artık kardeş. En önemlisi atom numarasıdır. Atom numarasına göre ben dizerim ve son haline geldi çok şükür diyoruz Seaborg sayesinde. Peki bu periyodik sistemde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Seaborg mu Cyborg mu hocam? Seaborg. Burada dikey sıralara biz Tonguç Erhan Bey'im sütunlara daha doğrusu yani şu 1A 2A bunlara grup diyoruz. Yatay sıralara ise Tonguç Erhan Bey'im periyot diyoruz ki zaten periyodik tablo da oradan geliyor. Bu periyot ve gruplardan 7 tane periyot var Tonguç Erhan Bey'im. 18 tane grup var Tonguç Erhan Bey'im. Mesela en önemli gruplar hangileri? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Toplam 8 tane A grubu var ve diğerleri de B grupları. Ama biz 8 tane A grupla çok uğraşacağız. Çok dikkat edelim. Şu turuncular ne biliyor musun Tonguç Erhan Bey'im? Turuncular. Portakal. Hayır, orada kal, saçmalama. Peki. Bunlar turuncular evladım, ametaller. Turunculara biz ametal diyeceğiz. Hatta şuraya yanlarına yazmak istiyorum. Ametaller. Aynı zamanda mavilere baktığımız zaman maviler metaller Tonguç Erhan'ım benim. Ve yeşillere baktığımız zaman şu yeşil renklere de yarı metaller diyeceğiz Tonguç Erhan'ım benim. Elementleri sınıflandırırsak. Metallerin özellikleri nelerdir? Metaldir. Hayır, parlaktırlar. Aynı zamanda element periyodik sistemin sol tarafında bulunurlar. 1, 2A, 3A gibi bulunurlar ama sadece bir çıkıntıları vardır. O da hidrojendir. Hidrojen, çok buraya not yazmak istiyorum. Hidrojen ametaldir. Bu çok önemli bir istisnadır. Ve metaller elektrik ve ısıyı iletirler Tonguç Erhan Bey'im. Aynı şekilde kendileriyle bir arada birleşemezler ama ametallerle birleşebilirler. Ametallerin özellikleri nelerdir? Ametaldir der. Bak metaller bu arada çok üzülürüm. Civa hariç oda sıcaklığında katıdırlar. Ama ametallere baktığımız zaman katı sıvı gaz olabilirler. Elektrik ve ısı iletmezler. Ondan sonra tel ve levha haline gelemezler. Çünkü kırılgandırlar metaller gibi. Tel ve levha olamıyorlar. Aynı zamanda Tonguç Erhan Bey'im mattır yüzeyleri.
Yarı metaller ise bunların arasında bir özellik. Artık sınavımıza geçelim. Oo. Çok güzel bir tekrar yaptım. Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? İstediğimiz sorudan başlayabiliriz. Zaten sana soruları eski konulardan birkaç tane soru koydum. Sonrasında yeni konular geliyor, hiç merak etme. Ondan sonra işte gerçekten de basınç konusu, periyodik sistem konusu geliyor. Güneş etrafındaki hareket sırasında gözlenen konular şekilde verilmiş. Tamam eyvallah, biliyorum zaten bunları. Kaz zamanlarında kuzey yörüngede, bunları hızlı geçeceğim. Kuzey yörüngede Türkiye'de kış mevsimi yaşanmaktadır. Evet, gerçekten de kış mevsimi. K noktasında kuzey yarımkürede kış mevsimi. Türkiye'de kış mevsimi yaşanmaktadır. Buna göre sorun yanıtımız. Bak, burada eğer kışsa, burada kışsa bizde. Güney yarımkürede yazdır, onu söyleyeyim. LMN aralığında. Şimdi bir kere burada kışsa, burada bizim için yaz. Sadece bizim içinleri morla yazıyorum. Kıştan sonra hangi mevsim gelir Tonguç Erhan'ım? Dünya böyle dönüyor, böyle dönüyor. Hayır, ilkbahar gelir. Dangoz ayladım benim. İlkbahar gelir. Sonra da burada sonbahar gelir. Şimdi bu bizim, bu mavi, bu mor benim kalemim. Yani benim kuzey yarımküre. LMN aralığında kuzey yarımkürede hangi mevsimler görünür? L'de sonbahar. Zaten ben şeydim, hatırlıyorsan. Tonguç Erhan'ım. L aralığında şimdi dünya saat yönünü, pardon çok özürüm, saat yönünün tersine dönüyoruz değil mi Tonguç Erhan'ım? O yüzden şöyle dönüyoruz. Çok özür dilerim. Saat yönünün tersine dönüyoruz. Dolayısıyla ben karıştığım için burada kış yaşanırsa, kıştan sonra ne gelir? İlkbahar burası gelir. Sonra burası sonbahar gelir. Karıştırmışım. Tamam, şimdi sonrasında diyorum ki L'de ilkbahar gelecek o zaman. Geldik M aralığına baktığımız zaman yaz gelecek Tonguç Erhan'ım. Ondan sonra sonbahar geldi. Süper zekisin. Geldik. Kuzey yarımkürede en uzun ve en kısa gündüzün yaşadığı tarihler. Kuzey yarımkürede zaten mordu. En uzun ve en kısa gündüz tarihleri, bir kere bizim için en uzun gündüz Tonguç Erhan'ım benim 21 Haziran'dır. Bizim için, ama diğerleri için tam tersi. Ve en kısa gündüzse 21 Aralık'tır. 23 Eylül ve 21 Mart'ta ayrı ilkbahar ve sonbahar, ekinoks dönemleri demiştik. Geldik, hemen bunlara bakalım. Beceri temelliyebiliriz hocam, uzun bir soru. İlgili bilim dalı klimatolojidir. İklim deyince klimatoloji aklına gelecek. Belirli ve dar bir bölgede etkilidir Tonguç Erhan Bey. Hava olayları sadece dar bir bölgede. Tahmini sonuçlardır. Hava olayları, meteoroloji tahmini sonuçlardır. En az 35-40 yıllık ortalama verilerdir. Tabii ki iklimle alakalı, çünkü geniş bir bölge, geniş bir zaman aralığı. Geniş bir alanda etkilidir. Tabii ki iklimle alakalı. Kesin sonuçlardır. Tabii ki iklimle alakalı. İşte bu kadar, bitti. Şimdi geldik artık ikinci ünitemizin sorularına. Bak ne demiş ki? Doğru bilgi içermemesi için uygun olan kelimeleri işaretleyiniz demiş. İfadenin doğru bilgi içermesi için demiş. Pardon, özür dilerim. DNA üzerinde kalıtsal bilgileri taşıyan genler mi, kromozomlar mı Tonguç Erhan? Tabii ki kromozomlar. Tabii ki genler, saçmalama. Bak Tonguç Erhan, kalıtsal bilgileri genler taşır. Kromozomlar da taşır ama DNA'nın üzerinde değildir kromozomlar. Zaten kromozomlar DNA'dan daha büyük bir yapıydı. Hatırlasana. Kedi geni. En büyük kromozomlu, DNA'nın içinde olan şey diyor. O zaman genler içinde vardır DNA'nın. Altında da nükleotitler vardır diyoruz. Baskın aleller, yani bir anneden bir babadan gelen gen çifti demek alel. Küçük ve büyük ve harflerle gösterir. Ha. Baskınlar bir kere küçük mü büyük mü harfle gösterir? Küçük. Saçmalama, baskın büyük harfle gösterilir. Tebrik ediyorum. Orak hücreli anemi mutasyon veya modifikasyon sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Mutasyon, modifikasyon mu orak hücreli anemi? Modifikasyon. Saçmalama, mutasyon evladım, saçmalama. Bir kere orak hücreli anemi, genler yapısı bozuluyor. Genetik bir hastalık aslında. Ve tedavi edilemiyor. Kalıtsal bir hastalık. Modifikasyon hiçbir zaman kalıtsal olamaz. Tür içerisindeki çeşitlilik, varyasyon veya çaprazlama olarak adı. Tür içinde çeşitlilik hangisi Tonguç Erhan'ım benim? Çaprazlama. Saçmalama, çaprazlama. İki bireyin birbirine kalıtsal birleştirilmesi. Allah'ım ne kadar şanslı bir günündeyim. Varyasyondur Tonguç Erhan benim, tebrik ediyorum seni. Yani çeşitlilik demek varyasyonu. Variation İngilizce'de de çeşitlilik demek aslında. Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin canlının dış görünüşüne yansımasına. Ne dedi Tonguç Erhan benim? Bak, dış görünüş. Dış görünüş deyince aklımda... Genotip. Patladın, gen yapısı, ya bir genotip. Bir tane tutmaz mı arkadaş? Fenotip, hani bu çocuk ne fena tipmiş falan filan. Fena tipmiş falan derler ya hani. Fena tip ne? Dış görünüşe göre dersin değil mi? Apaçı. Halbuki içine bak. Sen içindeki genlere bak. Aynen. Dolayısıyla... Önemli olan fen güzelliği değil, gen güzelliği değil mi hocam?
İğrenç bir espri. Tebrik ediyorum, gerçekten saçmaladın. Evet, boş bırakılan yerlere, tabuda kavramları artık ikinci yazının gerçekten hard kısımlarına geldik. Genlerin işleyişine meydana gelen değişimler nokta noktaların tamamı kalıtsal değildir demiş. Hemen Tonguç Eren Bey, modifikasyon dediğimiz şey de genlerin işleyişinde meydana gelir de hatırlatayım sana. Ve kalıtsal değildir. Tamamı hiçbir şekilde kalıtsal değildir. O zaman 4 numaraya yerleştirdim. Nokta nokta canlıların genetik yapısını etkiler. Tabii ki Tonguç Eren Bey, mutasyonlar gen yapısını bozar. Dolayısıyla bir mutasyonlar diyebiliriz. Nokta nokta sonucu ortam şartlarına uyum sağlayan bireyler oluşu, tabii ki adaptasyonlar sayesinde ortam şartlarına. Peki adaptasyonun oluşum sürecinde ne vardı dersek, doğal seçilimler vardı. Hatırlıyorsan şöyle bir örnek vermiştim. Aslında ayılarda hem kutup ayısı, hem beyaz ayı var, hem siyah ayı var. Ve ben bunların ikisini de kutupa koysam ne olur? Beyaz ayı yaşama şansı sağlayabildiği için orada güçlü olacağı için, çünkü beyaz ayı bembeyaz her yer, orada güçlü olur ve yaşama şansı sağlayabilir. Ama diğeri ise siyah ayı, ne olur? Kutupta herkes görür. Hocam ben geçen kutup ayısıyla karşılaştım. Nerede karşılaştın? Safari gezisine çıkmıştık hocam. Mısır'da. Ne safari? Nefsa? Geziyorduk böyle hocam çölde. Kutup ayısı geldi ama üzerine pembe renk boya dökmüş. Nasıl? Çok kutup, dikkat çekici, çok güzel gözüküyor. Kutup ayısı Sahra çölünde mi karşılaştın? Evet hocam, karşılaştım. Ya sen ne şanslı bir insansın gerçekten. Çok şanslıyım hocam. Hem de evet, çok güzel bir hayvan. Özel bir aşı ile sperm hücresinin genetik bilgisinin yumurta hücresine aktarılmasına aşılama yöntemi denir Tonguç Eren benim. Ve burada hani zaten hani çok incecik şeylerle böyle iğnelerle yapıyoruz ve aslında bu tarihe geçen Dolly koyunun da ortaya çıkmasının süreci diyebiliriz. Aşağıdaki saftör genetiklere sahip bezelyeleri çapraz deniz demiş. Tamam, eyvallah. Düz tohumlu olma özelliği buruşuk tohumlu özelliğine baskındır. Bak düz ya bu. O zaman bu, bak, saftör genetipi demiş dediyse o zaman ikisi de büyük A olmak zorunda. Çünkü saftör demiş ve düz olduğu için de büyük olmak zorunda. Çünkü düz buruşuğa baskındır. O zaman bu da küçük A olmak zorunda. Zaten başka şansı yok. Buruşuk çekinikse bunun ortaya çıkabilmesi için, böyle buruşuk olabilmesi için ikisinin de küçük A olması gerekiyor. Bir tane büyük A olursa çünkü öbür türlü çıkıyor. Şimdi geldik, bunları çaprazlayalım. Şimdi buradan ben Punnett karesini çok seviyorum Tonguç Eren. Böyle yapıyorsun. Sonra diyorsun ki bunu böyle böyle yazıyorsun. Sonra bunu da böyle alt alta yazıyorsun. Sonra diyorsun ki kardeşim bununla bu birleşti ne olur? Büyük A küçük A olur. Bununla bu birleşti ne olur? Büyük A küçük A olur. Bununla bu birleşti ne olur? Büyük A küçük A olur. Bununla bu birleşti ne olur? Büyük A küçük A olur. O zaman bunların çocukları, hemen yazıyorum bak. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. 4 tane çocuğu oldu ve bunları çaprazladığımız zaman hemen genotip ve fenotip oranlarını söyleyebilir misin? Bunların hepsine bakarsak eğer, hepsi yani %100'ü, 4 tane çocuğun 4'ü de melez. Melez. Süper. İşte biz buna maloz genotip oranları diyoruz. Genotip oranları. Şimdi bir fenotipe bakalım. Fena tipler bunlar gerçekten de. Dış görünüşü yani. Wow, düz mü buruşuk mu? Düz mü buruşuk mu? Ya evladım, büyük A küçük A'ya baskın. Büyük A zaten düzdü. Küçük A da buruşuktu. Düz buruşuğu ezecek geçecek. O zaman %100'ü bunların hepsi zaten düz bezelyedir diyoruz. İşte bunlar da genetik fenotip özelliği diyoruz. Geldik artık birazcık daha basınç sorularına. Uygulamaların hangi amacı? Basıncı azaltmaktır demiş. Tonguç Eren Bey, ağır ruh hastaların tekerlek sayısının fazla olması, normalde iki tekerlekle gitse bunlar yeri delik deşik ediyor. Hatta yerlerin bozulmasının sebebi de bunlar çok ağır. Bir tek noktadan dokunduğu zaman, mesela şu, ben sana gösterdiğim örnek var ya, ağır bir taşıt diyelim. Şunu şöyle bir koysa çok fazla acıtmaz. Şey ama bakar mısın, yeri mahvetti. Elimi de mahvetti. Dolayısıyla aynı şekilde ağır taşıtlar da çok az yüzey alanına sahip olunca yeri mahvediyorlar. Dolayısıyla daha fazla tekerleği olunca basıncı azaltıyorlar aslında ve yerleri mahvetmiyorlar diyebiliriz. Çivilerin uç kısımlarının sivri olması. Uç kısımları sivri olunca ne oluyor? Aslında oraya daha rahat girebiliyor. Görüyor musun? Elimi nasıl mahvediyor şu anda? Bak, senin için, bilim için elimi mahvediyorum gerçekten. Hocam yara bandı getireyim. Dolayısıyla uç kısımları sivri olunca artırmak için geçerli. Bıçakların yüzeyinin inceltilmesi, burayı incelttiğin zaman kesebilmek için basıncı arttırıyorsun. Dolayısıyla yine burada da artıyor Tonguç Eren Bey. Ve krampon vidalı yapılması da
oradaki çim yüzeyde kaymayalım. Nasıl kaymayalım? Çünkü içeriye saplanırsak, daha fazla girersek o çim yüzeye kaymayız diyerekten artırmaya yönelik bir özelliktir diyoruz. Tabii azaltmaya yönelik başka bir sürü özellik verilebilir. Mesela kar ayakkabılarının yüzeylerinin geniş olması gibi böyle bir örnek verebilir. Eşit bölmeli kap sırasıyla şekil 2 ve şekil 3'teki konumlara getiriliyor. Tamam, eyvallah, teşekkür ederim. Eyvallah. Burada şekil 1 var, şekil 2 ve şekil 3. Şimdi bir kere ağzı kapalı kapta her 3 konumda da kap tabanına uygulanan sıvı basıncı değerleri ölçülüyor demiş. Buna göre sıvı basınç arasındaki ilişkiyi yazın demiş. Ne yaparsın Tomuş Eren Bey? Hocam, birincisi ben şunu çok iyi biliyorum. Kışın topuklu ayakkabıyla karda yürüyemiyorum. Yani topuklu ayakkabılarımı çıkarmak zorunda kalıyorum. Bu sefer de çoraplarım ıslanıyor. Çoraplarımı çıkıyorum, bu sefer ayaklarım şimdi üşüyor. Bu da kaç bölüm var? 1, 2, 3, 4 bölmeyi doldurmuş değil mi sıvımızı? Evet. Tomuş Eren. Dolayısıyla ben yine 4 bölmeyi doldurmak zorundayım. Şurası dolar bunu böyle çevirdiğim zaman. 1, 2, 3, 4. O zaman burası, buraları da dolar değil mi Tomuş Eren? Evet. Bak, 4 bölmelik su vardı, burada 4 bölmelik su. Süper zekisin. Şimdi geldik buraya. Burada peki, buraya çevirdiğim zaman burada bir bölme doldu bir kere. Çünkü 4 bölmeyi doldurmam gerekiyor. Bir bölmeyi daha doldururum. 2 bölme oldu. Şimdi 2 bölme daha doldurmam gerekiyor. Ama burada 3 bölme var. Su böyle bunları doldurup da burada boş duramaz. Böyle saçma sapan bir şey olmaz. Hani mucizevi bir şey olmayacağına göre. O zaman bunların 2 tanelik kısmı dolacak. Bak, 3'ü şöylemesine çevirdiğimiz zaman ilk başta şu kadarı bir dolar, sonra bu kadarı dolar. Dolayısıyla bunun birazcık daha böyle hani iki kısımlık bölümü, şurada da şu kısımları alırsan tek bir kutucuk oluşturabilirsin. Dolayısıyla şuraya kadar çıkar neredeyse değil mi tokuş öğrenmiyorsun seviyesi? Evet hocam. O zaman kap tabanına uygulanan sıvı basıncı değerlerini ölçüyor, buna göre sıvı basıncı arasındaki ilişkin yazılmış. Şimdi bir kere ben şunu görüyorum. Sıvı basıncı nelere bağlı? Hepsinde su yok mu? O zaman sıvı basıncı, hemen bak şunu yazmak istiyorum. Sıvı basıncının bağlı olduğu faktörleri yazmak istiyorum. Sıvı basıncı. 1. Derinliğe bağlı Tonguç Eren Bey'im. 2. Yoğunluğa bağlı değil mi Tonguç Eren Bey'im? Evet hocam. Yoğunluk arttıkça doğru orantılıydı yoğunlukla, artardı. Derinlik arttıkça doğru orantılıydı derinlikle artardı. Şimdi ben burada 3'ü de su olduğundan dolayı yoğunlukla alakalı hiçbir şey söylemem. Güle çünkü güle. Hepsi birbiriyle aynı su, hepsi birbiriyle aynı yoğunlukta. O zaman hiç umurumda değil. Ama derinlikler değişiyor. Hangisinin derinliği daha fazla? Bunun derinliği en fazla. Dolayısıyla 3'teki sıvı basıncı, P3 diyelim buna, büyüktür Tonguç Eren Bey'im. Buradaki ve buradaki sıvı basıncıdır. Ve bunların yükseklikleri de, yani derinlikleri iki yükseklik olduğu için, aynı zamanda eşit bölmeli kaplar olduğu için, bu yükseklik mesela H ise bu da H'dir, bu da H'dir, bu da H'dir. Dolayısıyla bunların derinliği 2H, 2H ama bunun derinliği 2, işte 7H gibi sallıyorum. Böyle bir rakam olacak. Dolayısıyla P1 ve P2'nin derinlikleri aynıdır ve P3 bunlardan daha büyüktür şeklinde bir sıralama yapabiliriz. Geldik periyodik sistemde mavi ile gösteren element sınıfı hangisidir mavi? Metal, hatırlıyorsan. Ve tablo bilginin doğru ya da yanlış olduğunu kutuya işaretlemiş. Mavi ile gösterilen, yani metaller için bize sıralamayı soruyor. Bakalım. Yüzeyleri mat görünümlüdür. Yanlış. Böyle bir şey yok. Yüzeyleri mat görünümlü değildir Tonguç Eren Bey'in. Parlak görünümlüdür. Metalleri söylüyor. Ametaller deseydi mat olurdu. Elektriği ilettiği için elektrikte ev aletlerinde kullanılırlar. Evet, doğru. Metaller elektriği iletir Tonguç Eren Bey'im. Ve elektrikte ev aletlerinde bakır tel, olsa demir tel gibi kullanılabilirler. Kırılgan oldukları için işlenemez, bu yüzden tel verilip haline getiremezler. Bu yanlış. Çünkü bu ametallerin özelliği. Ametaller kırılgan. Metaller dediğimiz mavi bölge kırılgan değil, tel ve levha haline getirilebilirler. Kendi aralarında birleşik oluşturamazlar. Doğru. Alışım adı verilen homojen karışımlar oluşturulur. Metallerin özelliği bu gerçekten. Metaller, işte iki metali karıştırıp karışım dediğimiz, alışım dediğimiz öyle özel şeyleri, tunç, ondan sonra işte lehim gibi alışımları oluşturabiliriz Tonguç Eren Bey'im. Ve bunlar da kendi aralarında birleşik yapamıyorlar dedim. Hemen geldik. Kimyasal ve fiziksel değişimi. Hepsine kimyasal dersek mutlaka doğru çıkar. Maddedeki değişimlerde bir kimyasal değişimler ve fiziksel değişimler var, gözlenebiliyordu. Mesela buzdolabından çıkan buzun oda sıcaklığında erinmesi, maddenin hal değişimlerinin hepsi fiziksel değişimdir Tonguç Eren Bey'im. Hal değişimleri hiçbir zaman kimyasal değişim olmaz. Süre ekşimesi ise artık geri dönüştürülemeyecek ve maddenin iç yapısındaki reaksiyonlarla oluşan bir şey olduğu için kimyasal değişim. Peynirin dilimlenmesi kesinlikle fiziksel değişim, çünkü bıçakla böyle tak 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 küçük parçalara yürüyorsun.
Odundan taş elde edilmesi ise bu da fiziksel değişimdir. Çünkü aslında yaptığın şey odunu küçük küçük parçalara ayırmak. Ama odunun yakılması olsaydı ne olurdu? Yanma olaylarının hepsi Tonguçeral Bey'in kimyasal da saçma ama yanmada çünkü oksijenle birleşip reaksiyona giriyor. Kimyasal reaksiyonlar olduğu zaman her zaman ama her zaman şunu unutma. Kimyasal reaksiyon varsa sütün ekşimesi, yoğurdun mayalanması, sütün mayalanması, işte yoğurdun mayalanması, aynı zamanda işte Tonguçeral Bey'in kimyasal değişimi başka demirin paslanması bunların hepsi kimyasal değişimdir diyoruz. Peki Pascal sıvıların basıncı her yöne ettiklerini bir yasa ile açıklamıştır. Tamam, teşekkür ederiz Pascal. Bu nedenle sıvıların bu özelliğini açıklayan yasa Pascal prensibi olarak adlanır. Tamam. Pascal prensibi esasına dayanarak çalışanları işaretlenir. Bir kere damperli kamyonda bu damperin çalışma mekanizmasında Tonguçeral Bey'im pistonlar var. Bak pistonun olduğu her şeyin içinde sıvılar vardır. Ve bu sıvılarda ittirdiğin zaman aslında yukarı doğru kaldıran şey sıvının buradan motor ittiriyor bu tarafa doğru kalkıyor. Sıvılar her yönde basıncı iletir ilkesine göre ve basınç olduğu gibi iletir ilkesine göre çalışıyor. Bu doğru Pascal prensibine çalışır. İtfaiye merdivenlerinde de aynı şekilde burada böyle pistonlar vardır. Bu pistonların içinde sıvılar vardır. Yağ hatta bu sıvılar genellikle yağ tercih ediyorlar. Ve bu sıvılar sayesinde buradan üretilen güç motor sayesinde sıvılarla beraber ta buradaki merdivenin kaldırılmasına aktarılıyor. Berber koltukta buradan böyle şeye basar Tonguç evladım. Böyle tık 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 böyle basar ve bu yukarı doğru piston sayesinde kalkar. Piston olduğu yerde sıvı basıncı vardır. Pascal prensibi vardır diyoruz. Traktör lastiklerinde ise hava basıncı. Yani daha doğrusu gaz basıncı vardır. Dolayısıyla bu Pascal prensibi değil, gazların basınç prensibine göre çalışan bir lastiktir diyoruz. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla yazılı notlarımıza çalışmayı ihmal etme. Burada bütün detayları anlattık ve buradaki detaylarla hocanın hangi konudan soru soracağını da belirterekten sana hatta burada kavramlar da verdik. Kavramlar ve formüller kısmımızda ve en son yazılıda çıkacak kazanımlar içinde bir kazanım kontrol testi de kazanım kontrol tikleri de verdik Tonguçeral Bey'im. Şimdi sana ödevini vermek istiyorum. Ödevin de hemen yeni nesil taktikli fenden Tonguçeral Bey'im. Çalışman gereken kısmı asitler bazlar yazılan sonraya kalıyor. Ama belki hocanız sorar diyerekten ona da çalışabilirsin ama ben sana gerçekten sınavda çıkacak kısımları vermek istiyorum. Özellikle basınçtan itibaren çalışırsan çok başarılı olursun Tonguçeral Bey'im. Basınç sayfa 68'den başlıyor. 68'den sonra sıvı basıncı, gaz basıncı geliyor. Basıncın günlük hayatta uygulamaları da geliyor. Burada yeni nesil sorularla çözebilirsin. Ve aynı zamanda Tonguçeral Bey'im konu tarama testleri var burada. İki tane. Sayfa 84'ten 87'ye kadar. Lütfen bunlara da çalış. Aynı zamanda periyodik sistem, elementlerin sınıflandırılması ve fiziksel ve kimyasal değişimler ve kimyasal tepkimelere kadar gelsen yeterli. Sayfa 101'e kadar gelsen yeterli. Ama hocanız birazcık daha ilerlediyse sen asitler ve bazları içine alacak şekilde sayfa 113'e kadar çalışırsan ki zaten bu ikinci dönemin konusu artık. Hocanız eğer birinci dönem bütün konuları bitireceğim ve yazılı yapacağım diyorsa sayfa 113'e kadar gelebilirsin Tonguçeral Bey'im. Aynı şekilde buradan da Zoru Bankası'ndan da sana... Hocamız bazen zor soruyor. Evet, Zoru Bankası'ndan hatta arkadaşlarımız da bazen hocalarımız çok zor soruyor diyorlar. Oradan da sana tam yerlerini vermek istiyorum. Burada ünite değerlendirmesi var. Gerçekten çok önemli. Bir kere şuradaki ünite değerlendirmeni yaparsan ilk üniteleri tekrar etmiş olursun. Bak sayfa 44, 45, 46, 47'deki ünite değerlendirmeni yaparsan hatta 47, 48 ve 49 o ilk üniteleri tekrar etmiş olursun. Sonrasında basınç konusuyla ilgili de ünite değerlendirmelerimiz var. 3 tane. Sayfa 60, 61, 62, 63, 64, 65'te. Burada ünite değerlendirmesi katı sıvı gaz basıncının hepsini tekrar etmiş olursun. Sonrasında periyodik sistemle alakalı testleri lütfen çöz. Elementlerin sınıflandırması ve burada ünite değerlendirmesine gelmene kadar gerek yok. Sayfa 77'ye kadar gelsen yeterlidir. Ve Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlarımız için de söylemek istiyorum. Hepsi olan arkadaşlarımız da kademeli olarak taktikli Dinamo ve Zoru Bankası düzeninde çalışsınlar lütfen. Ve hemen sana şöyle söyleyeyim. Üçüncü ünitenin basıncın ünite değerlendirme testleri sayfa 78-79'da Tonguçeral Bey'im 80 ve 81'de. Sonrasında periyodik sistemin ünite değerlendirmesine kadar gelmene gerek yok. Kimyasal tepkimeler değil de kimyasal değişimlerde
Sayfa 93'e kadar gelsen yeterli olur, sınav için kafidir diyorum. O zaman hadi bakalım yazılarına şimdiden başarılar. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla.